sen burada mıydın ya? Ay sen de bir hoşsun Tarık'cığım. Nerede olurum? Sen uyuyordun, kıyamadım ben de sana. Hayır canım, o manada sormadım. Hı? Kahvaltı sonrasında hiç kimse oturmadan oturduğunu ilk defa görüyorum da onun için soruyorum. Kahvaltı etmiyorum ki Tarık. Şu dergiyi okurken canım bir bardak çay istedi, onu içiyorum işte. Bana kalırsa sen gene de kalk sofradan. Çünkü babam herkes oturmadan oturulmasına çok kızar biliyorsun. Gel. Bugün kızamaz. Gel gel. Niye? Gel otur şöyle. Ne var orada? Şurasını oku bak. Sen de anlarsın ne olduğunu. Ne dergisi bu? Bizi ilgilendiren bir şey mi var yani? Oku oku. Yeni çıktı bu dergi. İçinde önemli havadisler var. Annem yeni merak sardı. Neresi? Şurası mı? Hı. Yarışan aileler belli oldu. Ha tamam. Oraya yok. Yarışan aileler belli oldu. Bu dergi Nigar Hanım teyze tavsiye etmiş anneme. Çok tutuluyormuş. Vallahi okuyorum ama bizim aileyi neresini ilgilendirdiğini hala anlayamadım. Devam et sen, devam et. Ya bu şof, ben gene bir arıza yaptı, tahmin etmek istiyorum. Sıcak suya ayarlıyorsun, bir de bakıyorsun hadi buz gibi, çivi gibi olmuş. Günaydın yalnız, günaydın Tarık. Ne oluyor? Önemli bir şey mi vardı mı? Mecmuadır böyle başını kaldıramıyor. Ha şey, günaydın babacığım, günaydın. Kusura bakmayın, dalmışım. Ha belli, kahvaltı yapalım, hadi anneniz nerede? Naciye! Geliyorum. Hadi anacığım hadi. Aa haklısın, önemli havadisler var. Tabii. Haklı. Şey mi, bizim Çatalcıl Hakkı mı? Hayır baba, Hakkı demiyor, haklı diyor bana. Ha ben de Çatalcıl Hakkı diye onun için bir şey yazıyor zannettim. Film adam duruyor çünkü, film. Aa Mecma gelmiş mi? Geldi anne, bizim kapıdan aldım. Önemli havadisler var anne. Ya. Hayır çay bekliyoruz, önüne gelen o Mecma'ya saldırıyor nedense. En iyisi bunu yüksek sesle okumak. Yoksa kimse doğru dürüst kahvaltı edemeyecek. Evet doğrusu o galiba. Versene şunu bakayım hani neymiş o. Dur bakalım şuna. Ne var? Hayırdır inşallah. Yengeçler nasıl ürer? Ayol hepinizi heyecanlandıran bu muydu? O değil babacığım, öbür sütun. Nereye okuyorsun? Neresi hayır? Şu taraf. Ha. Yakışan aileler. Yakışan değil babacığım, yarışan aileler. Rı mı o? Aa, rı zannettim. Hayır, evet. Yakışan aileler belli oldu. Aman ben de mühim bir şey zannettim. Hayır, ne yarışına çıkmışlar? Altı noksana üstüne. Herhalde kır koşusu gibi bir şeyden bahsediyor. Ben seni düşüneceğim. Vallahi. Aa, hepiniz bir alemsiz, aklınız başınızdan gitmiş. İşte kahvaltımızı yapalım biz şurada oturalım da. Aa, kızım. Aman yarabbim, biz de kazanmışız. Aa, ne demek oluyor bu? Ne kazanmışız? Neyi kazanmışız? Ver bakayım o. Hadi baba yüksek sesle oku lütfen. Zaten okumazsam kahvaltı yapamayacağız anlaşılan. Kısa zamanda büyük bir ilgiyle karşılanan dergimiz bildiğiniz üzere aileler arasında bir yarışma açmış. Bu yarışmaya katılmak isteyen on binlerce okuyucumuz da bize mektup göndererek yarışmacı adayı olmak istemişlerdi. Dün noter huzurunda yapılan çekilişte bize mektup gönderen okuyucularımızdan 1500'ü ilk elemeyi kazanmışlardır. Bu ilk elemeymiş. Ben gene de bir şey anlamış değilim yani. Lütfen kesme de oku işte. Şöyle. Ha, okuyorum efendim, okuyorum. Aa. Yani aşağıda alfabetik sırayla ve soyadlarına göre sıraladığımız aileler Neşe Salonu'nda yapılacak eğlence gecemize katılacaklar ve orada gecenin 6 yarışmacı çifti yine kura ile sapılacaktır. Hayır babacığım, sapılacaktır değil. Saplanacaktır. Ha tespit edecektim lan. Yanlış mı okudum ben? Hadi bir okuyamam, özür dilerim. Rica ederim. Şimdi devam ediyorum. Bu eğlence gecelerimiz aynı salonda 3 gün art arda sürecek. Her gece 5 okuyucumuz davetlimiz olacaktır. Davetiyeleri adreslerine postalanmıştır. Eğlence gecelerimize katılacak sanatçılarımız ise şunlardır. Okuyayım onları? Hayır canım, sen kahvine bak, kahvine. Nerede? Telefon filistinler. Ay babacığım, haberin altında okusanıza. Yarışmaya hak kazanan 500 ailenin soyadları var. Ne oldu gördüm ne oldu? Babacığım, K ile U'ya bakın. Ha? Kuruntu yazıyor. Yazsın ne var bunda yani? Ama bir tek biz miyiz kuruntu ailesi? Aa. Biz mektup göndermedik mi yani? Hay mektup falan göndermiş değil canım, nereden? Ben bu Mecmua'yı alıyorum ama göndermedi. Hiç benim suratıma bakmayın, ben de göndermedim. Ha o zaman babam haklı. Başka kuruntu ailesi demek ki. Vallahi davetiye gelmeyince anlarız zaten. Ha tabii zaten yazıyorlar işte, ne diyor bak. Ne diyor? Buyurunuz. Efendim, yani gecemize katılacaklar, orası değil. Ne davetiyeleri adreslerine postalanmıştır diyor. Ha bu gelen postacı olmasın sakın. Zannetmem, postacı kapıyı iki defa açarlar. İşte o film ayol film. Ne bu aklıma geldi o? Hakkı için film adam dedi. Sabah sabah rahatsız edin. Kusura bakmayın, yürüyüşe çıkıyorum biliyorsunuz. Evet. Çıkmadan önce bari şu emanetinizi bırakayım da öyle gideyim dedim. Yani verecektim gidecektim, niye ısrar ettim? Tabii
Buyurun size çay koyayım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Biz de kahvaltı ediyorduk. Öyle mi efendim? Yiyecektik daha doğrusu. Evet. Nedir elinizdeki zarf? Efendim postacı bizim zarfla birlikte sizinkini de yanlışlıkla bize getirmiş. Tabii onun için onu aldım getirdim. Ay, buyurun. Çok teşekkür ederiz Dilan Hanım. Çay koyuyorum size. Çay koyun ama açık olsun lan ciğerim. Aman kuzum ne olur. Bu ara çok çarpıntım. Tansiyonum da yüksek üstünüz afiyet. Çok çay içiyorum ondan da. Al canım. Tabii neredeymiş mektup, neredeymiş? Al canım. Mecmuadan yaz. Bak zarfın üstünde de yazılı. Hangi mecmuadan? Aa, bu mecmuadan işte bak yazılı. Anne öyleyse seçilen o 1500 kişi arasında biz de varız ya. Biz de varız da biz de varız canım. Siz de ne demek anlamadım. Canım postacı aynı zarfı bize de getirdi dedim ya biraz evvel bizde de geldi o zarf. Hayır hiç aklımıza gelmedi. Aydın göndermiştir mektubu. Olur mu öyle şey canım bak zarfın üstünde yazılı. Sayın Naciye Hüsnü Kuruntu. Allah 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 Allah. Bir şey baktığına bakayım ne yazılı. Tabii tabii açacağım şeyini baksana. Aç davetiye de var. Hadi. Yani bahsedilen davetiye. Hem de ilk gece yersin. Aman ne güzel. Öyleyse Kazım Bey gelsin hemen gideriz. Çok sevdiğim sanatçılar varmış. Allah aşkına. Kazım Bey nerelerde? Bir haftadır hiç görünmüyor. Ben size söylemedim mi? Kendisi Londra'ya gitti bir iş için. Ama yarın dönecek üstüme. Oh maşallah maşallah. İşi adama yolu ilerletti. Çok şükür. Biz sonra bir ufacık emlakçı işini beceremedik. Daha efendim bak. Kendileri çekirdekten yetişme. Çekirdekten. Biz de olsa çekirdekten yetişmeyiz. Gördüğünden sonra sansiyonlarsa insan böyle olur tabii. Ben müsaadenizi rica edeyim. Kliniğe geç kalacağım. Ha aklıma geldi onu soracaktım. Peki siz göndermediniz de bu davetiye nasıl geldi buraya? Vallahi ağzını seveyim senin Tarık. Aynı şeyi kendi kendime ben soruyordum. Ve açıklamadım. Hayır açığa vursam ismimiz çıkmış 8'e inmez bizi kuruntuya. Ama tabii koymadı işte. Yani. Neyse müsaadenizle, müsaadenizle. Hadi gidelim. Müsaade sizin efendim. İlahi Hüsnü Beyciğim şimdi sen de ne düşünüyorsun? Yani üzümünü ye bağını sorma. Davetiye gelmiş ya sen ona bak. Ama ne? Mecmua 10.000'lerce kişi mektupla müracaat etti de içinden 1500 kişi kazandı diyor. Sen hala mektubu kim yazdı diye araştırmaya kalkıyor. Çok doğru söyledin Naci Hanımcığım. Binlerce para ödüyorlar o kıymetli sanatçıları dinlemek için her gece kazinoya gidiyorlar Hüsnü Bey. Biz bedava tarafından gitmişiz. Ne var yani şimdi bunda? Ha? Hem belki orada yarışmacı da seçilebilirsiniz ha? Tabii. Aa, ha, bak abi. Bir de o var bak. Tabii. Oraya iştirak edenler arasında bir de yarışma düzenlemişler. Ya Allah vermesin bizi seçerlerse ben bu yaktan sonra sahne çıktığında nasıl yalama. Aman Hüsnü Beyciğim ne var şimdi bunda canım? Ne? Ben bu yaktan sonra sahnelerde çıkıp da rezil olamam diyorum. Ne biliyorsunuz sizin kazanacağınızı, sizin seçileceğinizi ne biliyorsunuz siz? Ha ola ki seçildiniz diyelim, sahnenin ortasına çıkıp da göbek atacak değilsiniz ya canım. Şimdi aileler arasındaki bir yarışma bu. Bilgi yarışması. Birinci gelen aileye birinci olan bir salon takımı hediye ediliyormuş Naci Hanımcığım. Salon takımı mı? Yani koltuk kanepe falan mı? Ay bunların hiçbir şeyden haberi yok. Ay Nihan'cığım şu mecmuayı verir misiniz Hüsnü Beyciğim bana? Buyurun efendim buyurun. Var işte görmediniz mi burada? Bakın okumadınız mı? İşte şurada bakın görün görün. Ya bakın buyurun. Bu şimdi aile birinci gelen aileye perdesinden tutun da büfesine, halısına, televizyonuna kadar salon salamanca var ya öyle döşeyeceklermiş evi. Olmaz öyle bir şey. Öyle yazıyor. Hayır hayır salamanca olmaz. Niye? Salamancedir o salamanca. Öyle? Salle amanger yazılır, salamanca okunur. Ay siz İtalyanca da mı biliyordum siz de mi? İtalyanca değil, ayol Fransızca, Fransızca. Şimdiden bir aklıma geldi. Ortaokul son sınıf değil mi? Ben onu sallam amca diye okumuştum. Aman Fransızca hocamız Edip Bey bir tokat aşk etti bana. Yap aramızda sus. Anne bir şey söylesem kızar mısınız? Aa, kızar mıyım evladım tatlı tatlı konuşuyoruz. Olur da yarışmada kazanırsanız bizim yeni evin salon takımı çıktı demek. Aman ay ay ay. Öyle münasebet şeyler düşünme ne demek efendim yok yarışmanız yok. Girmiyoruz biz. Sonra insan öyle şeylere güvenmez. Alnının terinden kazandığın parayla, kendi çabandan, kendi gücünden evinizi döşemelisiniz. Neyse canım, denizdeki balığı tartışmayalım. Demek Kazım Bey yarın Londra'dan dönüyor, öyle mi Nihan Hanım? Evet. Pardon. Rica ederim. Buyurun efendim. Thank you. Can you help me? Thank you.
İyi yolculuklar beyefendi. Size de hayırlı yolculuklar hanımefendi. Çok özür dilerim. Türk gazetesi okuduğunuzu görünce dayanamadım. Bir yıldır İngiltere'deyim de Türkçe'ye adeta hasret kaldım. O bakımdan sizinle konuşmak gereğini duydum. Artık Türkiye'ye döndüğümüze göre hasret bitiyor demektir. Türkiye'ye dönmüyorum efendim. İyi ama bu uçak İstanbul'a gidiyor. Ben Kıbrıslıyım efendim. İstanbul'da birkaç gün kaldıktan sonra Kıbrıs'a geçeceğim. Ne oldu beyefendi? Kabalık ettimse özür dilerim. Hayır efendim, hayır. Kabalıkla ilgisi yok. Yani var da, estağfurullah, yani kabalıkla ilgisi yok. Başka şeyle ilgisi var. Saçmalıyorum galiba. Başka bir şeyle ilgisi var efendim. Ne diyorum ben acaba? Bilmem ki. Thank you. Beyefendi, ne işle meşgul oluyorsunuz, sorması ayıp olmasın. Şimdi de ben özür dilerim. Deminden beri konuşuyoruz ama size kendimi takdim etmeyi unuttum. Adım Kazım, Kazım İşlek, müteahhitim. Güzel. Bir hafta önce Londra'ya iş için gelmiştim de. Güzel. Affedersiniz, sizin adınız nedir? Behice. Behice mi? Evet, Behice Hikmeti var. Neyin hikmeti var efendim, anlayamadım. Hikmeti var soyadı. Ah, bağışlayın, uçakta kulaklarım ağırlaşır. Beni de etkiler. Niçin öyle yüzüme bir tuhaf bakıyorsunuz? Yoksa bir şey mi var? Aman Allah'ım. Hayır hanımefendi. Ne yalan söyleyeyim, sizi birine benzettim de. Hem de çok, pek çok. Ama artık bu çok klasik olmuş bir yaklaşım değil mi? Yo, yanlış anladınız. Haşa, ne demek? Yemin ederim size. Nasıl söyleyeyim, bu da biraz tuhaf olacak ama ne yapayım ki doğrusu bu. Sizi bir erkek arkadaşıma benzettim. Bir erkeğe benzettiniz beni. Söyledim size başta. Tuhaf olacak dedim ama gerçek. Siz benim arkadaşımın adeta ikiz kardeşisiniz. İnanmazsınız. Deminden beri kendim için dikliyorum. Kendinizi mi için dikliyorsunuz? Neden? Acaba şu rahat koltukta içim geçti de rüya mı görüyorum diyordum. Ama rüya değilmiş. Şimdi çekinmeden size sorabilirim. Hüsnü adında bir erkek kardeşiniz var mısınız? Hüsnü mü? Evet. Hayır. Benim bir abim vardı. Onu da maalesef geçen yıl kaybettim. Başınız sağ olsun. Arkadaşınızın adı Hüsnü mü? Evet. Kardeş olsanız bu kadar benzeyemezsiniz birbirinize. Nerede bu arkadaşınız? Ne iş yapıyor? Doğrusu şimdi ben de çok merak ettim. Efendim, İstanbul'da emekli bir memur. Çoluğu çocuğu var. Gelini damadı var. Yakında da dede olacak. Hmm. Siz ne kadar kalacağım demiştiniz İstanbul'da? 2-3 gün. 3 gün kalırım. Bu süre içinde onunla görüşmek ister miydiniz? Hem de nasıl? Adam akıllı, merak ettim. Bana çok mu benziyor dediniz? Tıpkı. Bir elmanın adeta iki yarısı. Bakın öyleyse ne yapalım. Siz şimdi geldiğiniz gibi çok dinleyeceksiniz. Düveli Selase. Neymiş? Mondros mütarekesi şartları gereğince İstanbul'u işgal eden İngiltere, Fransa ve İtalya'ya verilen umumi genel at. Üstü, evet. Sen beni niye burada içmek istedin? Sen ne yapıyorsun burada? Yapıyorum, ders çalışıyorum. Ders mi çalışıyorsun? Hı. Ne demek o? Ayol, ben tedbirli adamımdır, ne olur ne olmaz. Ay lütfen şunu doğru dürüst anlatsana Üstü. Ya nerede? Tutturdunuz o eğlenceli yarışma programına gidelim diye ya işte. Onu diyorum. Oyun bozanı getirin de gidelim dedik işte. Dur, anlamadım şimdi gene. Eğlenceyle ders çalışmanın ne alakası var? Bak işte ben anlatamadım. Efendim şimdi bizim tarihimiz ters işler, bakarsın eğlence diye gideriz de piyango bize çıkar. Ben dergide okumadım, piyangoda mı varmış? Ay Allah razı, bir de sen şişirme şimdi beni. Diyorum ya, bizi yarışmacı olarak ortaya çıkarıverirlerse oraya çıkıp da Lale Öpkem mi kalalım? Ne demek o? Lale Öpkem. Yani ne bileyim, şaşırıp susup kalmak demektir. Nasıl? Nasıl öğrenmişim değil mi? Zaten oturdum, bilgilerimi tazeliyorum. Bütün şeyleri yazıyorum, buraya notlar alıyorum. Sonra oturup ezberliyorum onları. Mesela sana şimdi sorsalar. Deseler ki efendim, dur bulacağım sana bir.
Hadise baba nerede diye sorsalar. Ne cevap verirsin? Aa, ne cevap vereceğim? Bizim köşedeki pastanededir derim. Ha. Pasta değil mi? Çok güzel. Öyle cevap verdim mi şapa oturdun demektir. Aa, ayol pastayı niye sorsunlar pastalı Hadise babayı? Ne? Bu coğrafya sorusu, coğrafya sorusu. Ha. Bunu mu diyeceksin ki? Hadise baba efendim Afrika kıtasında Etiyopya denilen yerdedir diyeceksin. Etiyopya mı? He. Etiyopya ne? Etiyopya olur mu ayol? Etiyopya. Bak onu da iyi bilmiyorsun daha. Etiyopya. Ya biz eskiden öğrettilerdi, Habeşistan diye öğrettilerdi ya. Hayatım ben Habeşistan diye biliyorum. Ama Habeşistan'a şimdi Etiyopya deniyor. Etiyopya. Ha. Baba, telefon. Kimmiş? Bilmiyorum, bir hanım adını söylemedi. İşte en kızdığım şey yani. Ne istiyormuş peki? Onu da söylemedi. Allah Allah! Alo. Hüsnü Bey'le görüşmek istiyorum. Kim diye efendim? Lüzum yok, o beni tanır. En kızdığım şey bu. Ama rezillik, vallahi rezillik yani. Anne babam ne yapıyor bu kitaplarla Allah aşkına? Ders çalışıyor. İmtihana hazırlanıyor. İmtihana mı? Ya, olgunluk imtihanına. Buyurun efendim, ben Hüsnü. Affedersiniz. Sesinizi alamadım. Kiminle teşerrüf ediyorum? Hayır, bilakis pek parlak, çok güzel sesiniz var. O sözün gelişi işte. Ben tanıyamadım demek istedim. Kimmiş Hüsnü? Anlayamadım ki. Kiminle konuşuyor? Söylemiyor ki. Hayır size demedim anlayamadım diye hanıma söyledim. Efendim? Hayır size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Şey demedim. Sesinizi tanıyamadım diyeydim. Efendim? Baş başa mı? Ben sizi tanımıyorum ki. Kaç yıldır mı? Peki, şimdi nasıl buldunuz bir adresimi? Şeyde mi? Bir dakika yazayım. Efendim? Güzeldi. Hayır, gelirsem ben sizi nasıl tanıyacağım? Şimdi, affedersiniz. Kapattı. Kuzum ne oluyor Allah aşkına üstü? Ne bileyim ben anlayabilsem ne olduğunu. Hayırdır inşallah. Beni yıllardır tanıyormuş da Boğaz'daki otelde bekliyor. Aa, evet. Gidecek misin baba? Ne bileyim tam da güzel güzel çalışıyordum bak. Gitmeli. Zahar. Çünkü öyle şey bir değil. Belli ki olgun bir hanımefendi öyle bir müzikli kokusu sezmedim yani. Biz de gelelim istersen. Yok canım dur ben daha karar vermedim gidip gitmeyeceğimi. Yok. Ya nereden çıktı bu kadın? Söylesenize nereden çıktı bu kardeşim? Allah Allah, biz ne bilelim canım. Hüsnü, hangi elbiseni giyiyorsun hayatım? Ya kahve rengi elbisemi giyecektim. Aa, çok iyi, çok iyi. Ama kilo almışım ben, sığmadım onun içine, bunu giyiyorum işte. Naci, bu kravat olacak mı lan? Aa, mükemmel olur. Nasıl olur, ayak siyah ayakkabılarım nerede? Yine boyacıya falan vermeyin sana. Nihat, kapıya bak. Hayır, dolabın alt gözüne koydum. Tamam, gideceğim işte. Oradan. Ağrısız, başımın ağrısız. Hüsnücüğüm, yeni paltonu, şapkanı da çıkarttım, onları giyeyim. Tamam, ben hemen giyeyim bak. Şikayet etme hayatım, kendin istediğin giyeyim. Ne yapalım? Ooo, buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nacı Hanım. Lozuradan döndünüz değil mi? Döndüm efendim, döndüm. Gözünüz aydınlık herhalde. Çok teşekkür ederim Nacı Hanım. Hüsnü Bey yok mu? Burada içeride giyiniyor. Hayrola bir yere mi gidecek? Evet, tanımadığı bir hanımla randevusu var. Anlamadım, tanımadığı bir hanımla mı dediniz? Evet. Anlayamadım Naci Hanımcığım. Daha doğrusu anlayalım yani. Bugün öğleyin bir telefon geldi, davet ettiler, o da gidecek. Böyle her aldığı telefonu davete hemen gider mi? Duyuyor musun hanım? Aman duyuyorum beyciğim, duymaz olur mu? Ama ben seni vallahi göndermem ha. Ben de göndermem ama kadın çok ısrar etti, çok mühim bir şey dedi. O da merak etti, kalkayım gideyim bakayım neymiş. İyi etmiş. Şimdiden ayol hoş geldiniz. Tamam döndünüz. Gözünüz aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Üstadım, hayrola iki diren bir çekirdek nereye böyle? Bir randevum var da Boğaz'a kadar gidiyorum. Kusura bakmazsınız artık. Siz yabancı değilsiniz. Tabii. Oturun ben gelirim. İşte bir otobüs attılar gider, bir otobüs attılar döner. Hadi efendim şimdilik hoşçakalın. Hadi biz de oturalım. Gel.
Affedersiniz. Bey canım siz miydiniz acaba? Evet benim. Olamaz bu benzerlik. Yok siz de olamazsınız. Müslü Bey kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bardak viski içer miydiniz? İçerim fena olmaz. Aman ya Rabbi. Rüya mı bu yoksa gerçek mi bu? Garson bir viski getirir misiniz? Gerçek kardeşim gerçek. Hem de feci şekilde gerçek. Nasıl oluyor bu? Nasıl bana bu kadar benzeyebiliyorsunuz? Bana kardeşim mi dediniz? Evet. Hı? Lütfen kendinize gelin. Sakin olun. Anlatacağım. Merci. Bir yudum viski içerseniz iyi gelir. İçerim. Zehir bile içerim. İnanılır gibi değil. Tıpatıp benzerimsiniz benim. Size telefon etmekte haksız mıymışım? Siz ne kadar hayret içindeyseniz ben de aynı şaşkınlıktan kurtaramıyorum kendimi. Lütfen anlatın bana. Nedir bu? Siz de ortalığı telaşa vermeyin. Zaten bu sakin ve loş köşeye çekilmemin nedeni de bu. Hayır. Şairin dediği gibi rüya değil bu. Aynı ile vaki. Beni dinlemeye hazır mısınız? Bir yudum daha içeyim şu acı sudan. Evet. Sıkı durun. Biz ikiz kardeşiz Hüsnü Bey. İkiz kardeş mi? Nasıl olur? Kardeşim falan yok benim. Hayır var. Biz doğduğumuz sırada aynı hastanede Kıbrıslı bir hanımın bebeği ölmüş. Ölen bebeğin yerine beni ona vermişler. Peki telefonda yıllardır seni arıyordum dediniz. Benim kardeşim olduğunuzu nereden keşfettiniz? Yaşlı bir kadından mektup aldım. Eskiden başhemşireymiş. Bu karışıklığı bebeği ölen Kıbrıslı annemin kahrolmaması için bilerek yapmış. Hmm. O mektubu da vicdan azabından kurtulmak için yazmış. Beni bulduğunuzda memnun değil gibisiniz. Memnun olmaz mıyım hemşire? Hemşire sözünde yadırgadım birdenbire. Çünkü ben yıllardır yalnız Basiret'e hemşire derim. Basiret de çok şaşıracak birdenbire ablasının ortaya çıkmasına. Öyle mi? Size ufak bir hediyem var. Buyurun. Hediye mi? Evet. Aman. Vallahi çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizi bizim fakirhaneye misafir edelim diyeceğim ama oteldeki konforu bulamayacağınızdan korkarım. Müsaade buyurulur mu? Hemen kalkıyor musunuz? Hayır. Sevgili hemşiremi kucaklayabilir miyim acaba? Kucaklamak mı? İşte o olmaz. Neden? Nezle falan değilim. Sizin de asabınız bozuldu. Haklısınız. İnsan ne de olsa heyecanlanıyor. Gülmek de ağlamak gibi. Ne derler? Bir asap boşanması. Affedersiniz. Kendimi tutamadım. Kazım Bey sonuna kadar dayanın dedi ama ben artist değilim ki. Ay affedersiniz. Anlayamadım hemşire. Ay ne olur hemşire demeyin. Sinirim büsbütün bozuluyor. Kazım Bey diyorum. Kazım Bey mi? Müteahhit Kazım Bey mi? Evet. Vallahi Londra'dan dönerken uçakta benim kanıma o girdi. Sizin hakkınızda topladığı bilgileri de dün size telefon etmeden önce o bana getirdi. Naciye'den almıştır bu bilgileri. Bir resminiz var mıydı acaba? Hatıra olarak mı istiyorsunuz? Hayır, ben de evdekileri meraklandırayım biraz. Durun, Londra'da çektirdiğim bir resim olacaktı bir yerde. Buradaymış, buyurun. Teşekkür ederim. Siz de torbanızı buyurun. Bu da oyunun bir parçasıydı değil mi? İşte onda yanıldınız. Londra'dan 3 valiz dolusu öteberi almıştım nasıl olsa. Kuruntu ailesine layık değil ama böyle bir tesadüf için gene de bir hatıra olarak kabul edin lütfen. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anlatmak için Hüsnü Bey'in gitmesini bekledim. Aslında sizi de otele götürecektim ama istemediniz. Babam bizi otelde görseydi kim bilir ne kadar şaşırırdı.
da. Olur mu kızım? Ay iyi ki size uyup da gitmedik vallahi. Üstü çok kızardı. Sendeki de akıl mı Kazım Beyciğim? Yani bu yaştan sonra böyle muzlu bitler yapılır mı? Vallahi be. Üstü öyle kolay kolay inanmaz. Önce biraz şaşırmıştır ama sonra anlamıştır canım. Yo Naci Hanım, kadını görseniz ikiz kardeşi sanırsınız. Sahi mi söylüyorsunuz? Ay vallahi çok merak ettim. Ya ben, ya ben. Keşke kadını eve davet etseydiniz. Merakımızı getirirdik hiç olmazsa. Belki de babam davet etmiştir, kim bilir. Yo hiç sanmam çünkü kadın yarın sabah erkenden Kıbrıs'a gidiyor. Ya. Çocuklar ne olur bir şeyleri. Ay ben kendimi tutamam anne, gülerim. Efendim sus gülmek. Bak dediğim gibi işte bir otobüse bindim gittim. Bir otobüse bindim geldim. Ya demek döndü. Döndüm, yarı yoldan döndüm canım. Ne? Tabii. Niye döndün şekerim, kadın telefonda çok mühim demişti. Hayır yolda şöyle bir düşündüm. Dedim bu muziplik olabilir. O yüzden vazgeçtim. Muziplik mi? Ne muzipliği bu? Ama gelirken bize pasta, kek filan getirmiş galiba. Ah kusura bakmayın, bakın onu akıl edemedim işte. Elindeki poşet ne? Ha, o mu şey? Bir şey değil o. Naci Hanım, Hüsnü Bey'in bugün bir tuhaflığı var, farkında mısınız? Nasıl tuhaflık acaba? Kulaklarım filan mı uzamış? Aman efendim, onu demek istedim. Ne demek, öyle şey olur mu? Giderken aceleye geldi, pek soramadım. Grand tuvalet nereden böyle diyorum? Söylemiştim ya, bir hanımla buluşacaktı. Hanımla mı? Ay üstüme iyilik, sağlık. Canım yalnız üstünüze değil, içinize, dışınıza, her tarafınıza sağlık olsun da... Yalan söyledim efendim. Ben o hanımla gittim, buluştum. Ya. Ama benim yabancım değil o. Ya kimmiş üstadım? Akrabam. Yani akrabam dedimse çok yakınım, çok. Aa şimdi de benim üstüme iyilik, sağlık. Kimmiş bu akrabamız hanım? Naci Hanımcığım, erkekler bir yaştan sonra kritik bir döneme girerlermiş. Size verdiğim bir mecmuada yazıyordu, hatırladınız mı? Hatırlamaz olur mu ayol? O yüzden hep beraber beni doktorlara bile gösterdiler. Ya. Anlatmadın mı sen? Şimdi ya. Bu akrabam kadının kim olduğuna gelince... Evet. O da keyfim istediği zaman söyleyeceğim. Gördünüz mü? Üstü Bey'de de bir hayli değişiklik var. Üzüm üzüme baka baka kararırmış bey. Bana arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ha? Aşk olsun hanım yani. Ya. Beni harcamak için sen de fırsat kolluyorsun. Peki o poşeti de o hanım mı verdi sana? Canım, hanım akrabanızmış ya. Evet efendim, Kıbrıs'tan hediye getirmiş bize, hediye. Kıbrıs'tan mı? Evet. Baba, ne var içinde bir bakalım ne olur. Hepiniz ayrı ayrı bir şeyler getirmiş işte. Önce biriniz Allah rızası bana bir sade kahve yapın, bir de soda verin. Çünkü aç karnına viski midemi alt üst etti. Anlamadım. O hanım akrabanla oturdu mu da viski mi içti? Oo maşallah maşallah Hüsnü Bey, Allah versin yani. Yani heyecandan, heyecandan. Heyecan? Ya heyecandan ne yaptım mı biliyor muydum diye sorsanız da bana. Soruyoruz. Niye heyecanlandın söyle bari. Hanımın resmini görünce ne? Sen de bakalım heyecanlanacak mısın heyecanlanmayacak mısın? Hanımın bir de resmini mi aldınız? Bravo doğrusu. Evet. Güzel mi bari? Olamaz. Ben Gel hanım şuraya bakın. Olamaz. Tıpkısının aynısı. Ay bu kadar olur, hayret. Üstadım, kız kardeşim mi yoksa? Evet efendim, sayenizde. Nasıl, nasıl? Nasıl olduğunu kocanıza sorun siz. Uçaklarda böyle tanımadığı insanlarla nasıl ahbaplık yaparmış hesabını versin bakayım. Yani şu resmi ablam görse şak diye düşer bayılır. Ama hepiniz nasıl şiştiniz değil mi? Sakın ha, basiretten, Raife bundan bahsetme. Şimdi o sıra onlarda. Benim gözümün içine baksanıza siz. Benim adım Hüsnü, Hüsnü. Keşke. Nihan'dan kadar gelsin bizim yerimize. Bakalım el ele bilecek miyiz? Hüsnü Bey'cim, bakın kimler var burada. Ablamlar Arif'iydi burada. Andersiz düğün olur mu ayol? Bakıyorum muhterem, siz de kazanmışsınız. Böyle meraklarınız olduğunu bilmiyordum. Bu işte onun bir ilgisi yok. Ben zorla getirdim. Merhaba birader. Merhaba, merhaba. Ha, desenize bizim takım 6-0 galip. Ne demek bu? Ne demek olacaksınız? Biz bir de diğer hanımlar en emeği kazanıp davetiye hak kazanır. Ayol biz mektup falan göndermedik ki bu davetiye nasıl geldiğini bilmiyoruz. Siz Kazım Bey'le mi geldiniz? Hayır, ikisi olmasınlar beraber getirirler onu. Ayol Naci, yarısının üstündeler ne var? Yakın bir akrabası tuhaf bir görüşme yaptı da bugün. Yakın akrabası mı? Hayır, böyle bir şey olsa ben de bilirim. Hiç bilemezsin, tahmin bile edemezsin. Buyur bak bakalım, tanıyabilecek misin? Al. Aman yarabbim, kim bu? Bir de ben bakayım. Tamam. Ya, siz şimdi karı koca diyeyim. Biz giriyoruz içeri, hadi gidelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili konuklarımız, değerli aileler, sevgili yarışmacılar. Biliyorsunuz
dergimiz haftada bir gece sizleri böyle bir eğlence şölenine toplayacak. Ve bu arada aileleri yarıştırarak kazanan ailenin evinde bir salonu, bir odayı en güzelle süsleyeceğiz. Bakalım bu akşamın ilk şanslı ailesi hangisi olacak? Evet, hostesimiz Orkide'yi rica edelim. Evet Orkide. Sizin kapıdan girerken verdiğiniz davetiyelerin hepsi burada. Bunları hemen karıştırarak içinden. Ve Sayın İşlek ailesi. Yani yarışmadan mı çekiniziz? Çıkarız herhalde Allah. İşin içinde piyango oldum, hep kazanıyoruz üstadım. Hadi, hadi, hadi da kazan. Hadi, evet, hadi, buyurun hadi, efendim, hadi. Buyurun. Bir, evet, buyurun buyurun, şöyle buyurun. Biz Sayın İşlek ailesine buyur derken bir yandan şimdi onlarla yarışacak ikinci aileyi hemen seçelim. Sayın İlk Değer Bilir ailesi. Aa, bekarsanız olmaz efendim. Evlenip geleceksiniz bu yarışma için. Biz bekleriz evleninceye kadar. O zaman bir başka aileyi rica edeceğiz bakalım. Hangisi? En dipten. Sayın Kurum. Sayın Kuruntu ailesi. Sayın Kuruntu ailesi. Sayın Kuruntu ailesi. Tamam muhterem, duymadınız mı? İşimleriniz oldu da. Hadi birader, göster şunlara kuruntuların ne oldu. Hadi buyurun, bak görüyor musun? Bir çuval, birinin içinde bir tek buğday tanesi gibi bizi buldular. Ay. Efendim bekliyoruz, buyurun lütfen alkışlarınızla. Sayın Kuruntu'nun. Bu bir oyun, mutlaka oyun da bu oyunu oynayan herkes bulacak. Hadi muhterem. Evet, hadi. Buyurun, buyurun. Buyurun. Orkide, teşekkürler. Evet. Evet, hoş geldiniz efendim. Biraz heyecanlı görüyorum sizi. Bay Hüsnü efendim. Hüsnü. Evet. Hüsnü Kuruntu. Evet, Hüsnü Kuruntu. Biraz heyecanlısınız zannediyorum. Vallahi bugün bana ne haller oldu bilemem. Eski halimi hiç göremem. Ama biz sizlere moral verebilelim diye, heyecanlandırmayalım diye, hatta dekoru bile biraz böyle klasik yarışma dekorundan çıkarıp evde oturuyorsunuz gibi farz edin, dostlarınızla sohbet ediyorsunuz değil mi? Şimdi izin verirseniz öbür yarışmacıları tanıyalım. Evet, İşlek ailesi. İsim neydi efendim? Efendim, Nigar İşlek. Nigar İşlek, evet. Nigar İşlek. Ev hanımıyım efendim ben. Evet. Boş zamanlarımda bir kedim var, onunla oynarım güzel efendim. Çocuğum yoktur. Yalnız böbreklerimde taş. Efendim, bel kemiğimde biraz kireçlenme. Ayaklarımda da romatizmalarım var. Üstünüze afiyet Halit Bey oğlum. Efendim? Evet. Aman, size sadece verdiğiniz bilgiler için değil, bana verdiğiniz moral için de iki kez teşekkür etmem lazım. Oğlum dediniz, sağ olun efendim, yarışma başlarken. Efendim, çok güzel efendim, efendim, çok güzel. Beyefendiyi hemen tanıyalım. Efendim, Kazım İşlek. Bir dakika, Kasım İşlek. Kasım değil efendim, Kazım. Razım. Değil efendim, Kazım. Ha, Kazım. Evet efendim. Kazım. Kazım, buyurun Kazım Bey. Müteahhitim efendim. Sık sık iş gezilerine çıkarım. Evet, bazen 6 ay ortadan kaybolur, kimseye görünmez. Ay, yoksa siz tanışıyor musunuz daha önce de? Evet efendim, evet. Boş zamanlarında eksik olmasalar hep bize gelirler. Arada kılık değiştirip diye rüyama girerler. Şimdi Sayın Kuruntu, biz rüyaları bırakıp gerçeğe dönelim. Evet. Ve izin verirseniz ben hanımefendiyi tanıyayım. İsminiz? Naciye efendim. Evet. Evet Sayın Naciye Kuruntu, dinliyorum. Efendim ben de ev hanımıyım. Evli bir kızım, gene evli bir oğlum var. Çok güzel. Yakında da nine olacak. Yalnız unutmayın ki ninenin yanındaki bey de dede olur otomatikman biliyorsunuz. İnşallah, inşallah. Şimdi evet, ben sizi tanımak istiyorum. Efendim yazdınız mı? Bay isim Hüsnü Kuruntu. Hüsnü Kuruntu, evet. Evet efendim. Evet, meslek ne? Ha, ben emekliyim efendim. Emeklisiniz. Evet. Peki ben bir de şeye sormak istiyordum aslında. Yani çok özür dilerim. Benden evvel de soran olmuştur. Beni bağışlayacaksınız tabii. Estağfurullah. Bak, yani merak edenler salonda da vardır. Onun için yani bu şey yani Kuruntu soyadı nasıl oldu? Ha, efendim o rahmetli pederden kalma işte. Şimdi büyük peder, yani babamın babası efendim. Evet. O da Allah rahmet eylesin, rahmet istedi o da. Şeymiş, onun da adı Hüsnü'ymüş. Evet. Fakat çok iyi niyetli bir adammış böyle.
her şeyi hoş görürmüş. Evet. O yüzden ona Hüsnü Bey, o senin Hüsnü Kuruntun derlermiş. Hmm. Oradan kalmış efendim, pedere miras kalmış. Peder de bize intikal etti. Hüsnü zaten güzel anlamına evet, değil Hüsnü mi? Hüsnü güzel malum. Evet. Efendim yani kuruntu güzelliği. Oradan yalnız bazen çok canım sıkılıyor yani. Neden? Bu telefonda efendim bu kuruntuyu guruntu anlıyor. Vallahi o çok asabımı bozuyor yani. Yok yok, bakın ben gayet iyi anladım ve gayet iyi telaffuz ediyorum. Kuruntu. Oh, sağ ol. Değil mi ya, rica ederim. Evet Sayın Kuruntu ailesi, Sayın İşlek ailesi hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hemen aileler yarışmasına başlıyoruz. Kurallar gayet basit. Beşer soru soracağız. Her iki aileye ve bu beşer soruda şansları 5 puanlık mı çıkar, 10 puanlık mı? Buna göre yarışma devam edecek. Eğer eşitlik olursa mutlak birinin kazanması gerek. Sonunda ek sorularla yarışmayı sürdüreceğiz. Hemen başlıyoruz. Anlaşılmıyor. Anlaşıldı da yalnız siz bize bir şey sormadan ben size şimdi bir şey soracağım. Olmaz çünkü sorulara geçiyoruz. Geçmeyiniz efendim. Bir dakika beni dinleyin lütfen şimdi. Kuralları... Halit Bey oğlum kaç yaşındasınız? Kural dinlemez ki çatlar sorması. 1000 hanımefendi, 1000 yaşında. Evet. Tevekkeli diye saçları bembeyaz. Nereye konsun istiyordun sen? Hayır. Siyah beyaz televizyonda sarışın zannediyordum ben. Evet efendim. Halit Bey oğlucuğum çok merak ediyorum. Bir sorum daha var başlamadan önce. Ama lütfen efendim. Rica edeceğim. Saçlarınız kendinizi mi merak ediyorum? Saçmalama hanım. Bakacağım. Allah Allah. Baksın efendim. Baksın. Buraya kadar gelmişken bakmadım. Buyurun. Buyurun efendim. İçim rahat et. Buyurun. Kendilerim koltukta. Buyurun. Vallahi çıkmıyor. Kendinin canım. Sevgili seyirciler, sevgili yarışmacılar. Evet. Efendim bir şey daha söyleyebilir miyim? Hayır. Affedersiniz, siz televizyonun içindesiniz hep biliyorum da o kara şimşek var, ona hiç bindiniz mi? Hanımefendi, evet. Neyi sordunuz? Kara şimşek. Kara şimşeğe bindim. Aşk gemisine bindim. Evet. Uzay gemisi Atılgan, ona da bindim. Dallas'a gittim, Cihar'ın çiftliğinde atlara da bindim. Tamam mı efendim, rahatladınız mı? Merakınız gitti mi? Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Kusura bakmayın Hamit Bey, sizi sinirlendim. Halit. Efendim, acaba ne işle soru soracaksınız? Evet. Efendim. Eski İstanbul yaşayışı. Teşekkür ederim. Aman efendim çok kolay. Eski İstanbul'u siz bana sorun, bana. Asıl bana sorayım. Ben eski doğma büyüme Cihangirliyim. Eski İstanbul'u çok iyi bilirim. Efendim ya. soracağız da yalnız biraz sabredin. Çünkü benim sabrım da artık son anına gelmek üzere. Ve lütfen izin verin sorulara başlayalım. Hostesimiz Orkide, sorular lütfen. Efendim bir sorum daha var size. Hanımlara danışmak var mı acaba? Var mı? Efendim bu danışmak olmasaydı aileler der miydik? Bekar çocuğu geri çevirir miydik? Buralara böyle kocaman yazar mıydık aylarca? Hanıma danışacağınız, hanım size danışacak cevap vereceksiniz. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nedir kızım? Sorular efendim. Kim? Ha, ben isterim. Tamam, peki teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, yarışmamızı sürdürüyoruz. Ve şimdi İşlek ailesinin, Sayın İşlek ailesinin ilk sorusunu, 10 puanlık sorunuzu soruyorum. Lütfen dikkatle dinleyin, ağır ağır okuyorum. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. İstanbul'da Taksim'e giderken, Tophane'den geçilirken, Fındıklı Dolmabahçe yoluyla buradan Taksim'e çıkıldığında trafiğin yoğun olduğu görülür. Otomobiller, taksiler, otobüsler, kamyonlar, kamyonetler ve bazen tırlar yolları tıkarlar. Ne var ki eskiden eski devirde Göksu'da, Kağıthane'de erinildiği, kuş diline gidildiği, direkler arasında gezildiği dönemlerde trafik böylesine yoğun değildi. Acaba o devirlerde Tophane ile Fındıklı arasında eskiden mesire olarak kullanılan gidilen yerin adı neydi? Hadi söyleyeceğim, eski işledi. Ne bakacağım diye çok eskilere gitti bey, nasıl bileceğim? Evet. Salı pazarı. Cevap veriyoruz efendim. Lütfen sessizlik, evet. Salı pazarı. Maalesef puan veremiyorum. Niçin efendim? Niçin? Biz bildik bileli Fındıklı ile Tophane'nin arası daima hep salı pazarıdır. Çarşamba pazarı değil ya. Hanımefendiciğim burada öyle yazmıyor. Yazmıyor. Doğru cevap... Tophane rıhtı mı? Efendim size de sormadım bir. Tophane rıhtı mı değil ki. Neden efendim? Gördünüz mü? Oh siz de yandınız işte. Niye yanalım? Yandınız. Bize sorulmamış ki soru. Lütfen aranızda konuşmayın. Çok rica ederim. Lütfen aramızda konuşmayalım. Tabii. Lütfen. Doğru cevabı okuyorum sevgili seyirciler. Ayaspaşa Havuzu mesiresi, Samsunhane mesiresi ya da öteki adıyla Müneccimbaşı Kuyusu mesiresi. Evet şimdi Kuruntu ailesinin ilk sorusu. 5 puanlık bir soru. Dikkatle dinliyorsunuz. İstanbul'da paçasıyla ünlü semtin adı. Bir dakika soramazsınız efendim. Lütfen nasıl soramazsınız? Şimdi soramazsınız. Burada bir yanlışlık var. Sunucu Bey oğlum. Bir dakika dinler misiniz şimdi beni? Hep uzunlarını zorlarını bize soruyorlar. Kısalarını kolaylarını o tarafa soruyorsunuz. Efendim, adalet mi bu şimdi?
Hayır hanımefendiciğim, size 10 puanlık soru çıktı, oranın sorusu 5 puanlık. 5 puan. Evet 5 puanlık, lütfen müdahale etmeyin. Efendim cevap veriyoruz. Evet, İstanbul'da paçasıyla ünlü semt... Beykoz. Alkışlıyoruz. 5 puanlık hakkında çok çok güzel. Hemen İşlek ailesinin, Sayın İşlek ailesi hazır mısınız? İkinci sorunuzu soruyorum. Hazırız. Yine İstanbul yaşayışı demiştim. Efendim eskiden İstanbul evlerinde bulunan adına takatuka denilen nesne... Pardon efendim, kaç puanlık sorudur efendim? 10 puanlık. 5 puanlık yok mu? Beyefendi, biz burada pazarlık yapmıyoruz, yarışma yapıyoruz. Siz aldırış edin, okuyun Hamit beyefendi. Halit, Halit. Ay, özür dilerim, Halit bey, siz okuyun, devam edin efendim. İşiniz öyle geliyor tabii Hüsnü bey. Ama Nigar hanımcığım, bu soruları biz hazırlamıyoruz herhalde. Bir dakika efendim, lütfen. Sayın İşlek ailesi, ikinci sorunuzda yine İstanbul'un eski hayatından bir soru. Eskiden İstanbul evlerinde bulunan ve adına takatuka denilen nesne nedir? Efendim, az önce bu soruyu sordunuz. Evet, sordum. Soramadım efendim. Evet. Siz araya soruyla girdiniz, ben soramadım. Ve cevabını da henüz almadığım için soruyorum şimdi. Hadi cevap ver. Takatuka nedir? 10 puan. Sen duydun mu takatuka diye bir şey? Yok, duymadım. Çekiç falan olmaz. Sakın. Cevap veriyoruz efendim. Cevap. Sessizlik lütfen. Çekiç. Hayır, kabul etmiyoruz efendim. Niçin? Olmaz, hanım bana çekiç derken duydular. Yani şimdi iftiraya bakın yani. Müsaade edin, müsaade edin. Biz de kabul etmiyoruz. Çünkü doğru cevap çekiç değil. Değil. Doğru cevap. Eskiden çubuk içenlerin odalarında tabla vardı tabii. Ancak bunlardan başka bir de kase biçiminde madenden yapılmış tütün tablaları vardı ki bunlara takatuka denirdi. Böyle söyleseydiniz 10 puan alacaktınız. Takatukaymış. Evet. Fat Bey, ben bu yarışmayı sürdürmek istemiyorum. Gidelim canım. Kalk. Efendim nereye? Nereye Kazım Bey? Efendim emir büyük yerde. Gidiyoruz efendim. Siz bu takatukalarınızı takatukalatıştıramadıklarınıza sorunuz efendim. Mızıkçılığa başladılar. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Yandıra körüklü gitmesen. Rica edebilir miyim? Bakın bir şey söyleyeyim. Efendim 5 soru var. Daha 2 soru sorduk. Belki öbür 3 soruyu bilip sizi kazanacaksınız diye şansınızı bırakıyorsunuz. Ha işte mendakka dukka. Böyle ecel terleri dökünce hadi bakalım kaçın. Kaçın. Bak kaçıyorsunuz diyor. Kaçmıyor. Ha, kaçmıyor zaten. Devam edeceğiz efendim. Devam ediyoruz. Devam edin. Lütfen aramızda konuşmayalım yalnız. Lütfen. Sağ olun. Sağ olun efendim. Şöyle oturun, ben kuruntaylesin ikinci sorusunu hemen sorayım. Efendim bu 10 puanlık bir soru. Duyuyor musunuz? Bakın bize de 10 puanlık soruyorlar işte. Tamam. Ya. Okuyorum. Hayır, bekliyoruz. Yalnız ağır ağır okuyun çünkü bazen kaçırıyoruz. Evet, ben ilk defa yarışma sunuyorum çünkü. Böyle bir yarışma ilk defa sunuyorum. Şimdi, affedersiniz. Kaç puanımız var bizim şimdi? 5. 5. Onların kaç puanı var? 0. Olsun efendim, ne çıkar? Yetişiriz belki. Yetişir de belki de sizi geçeriz. İnşallah. Evet efendim. Türkiye'nin en geniş ili Konya'dır. Konya'da ise Beyazıt Kulesi yoktur. Beyazıt Kulesi 85 metre yüksekliktedir ve geceleri yanan ışıktan hava durumunu anlarız. Eğer ışık yeşilse yağmuru bildirir. Kırmızı ise kar, mavi ise güzel hava, sarı ise sis belirtisi. Yani fırtına olduğunda ne renk asılır onu mu sormak istiyorsunuz? Siz şimdi Beyazıt Kulesi'nin ışıklarını bırakın da maziye bakın. Evet, vaktiyle o kulenin yakınında bir terlikçi çarşısı vardı ve bu bir yokuştaydı. Bu yokuşun adı neydi? Cevap vermesine verelim ama. Şimdi Beyazıt Kulesi'nin ışıklarıyla bu sorun ne alakası var? Aman bey, anlamadığını aklınca şaşırtmaca yapıyor bize şaşırtmaca. Efendim, bu sorunun Beyazıt Kulesi'nin ışıklarıyla ilgisi olup olmadığı bir yana sizinle hiç ilgisi yok. Niye telaş ediyorsunuz? Sayın Kuruntaylesi'nin sorusu. Buyurun efendim. Ne yokuşuydu? Buyurun. Ay evet, dilimin buyurun. Ucunda ama çok. Efendim, Bakırcılar Çarşısı'nı geçtikten sonra orada iniveren hemen hani mercan terlik yapılan... Cevap veriyoruz efendim. Evet. Mercan yokuşu. Bravo. Terk ediyoruz efendim. Terk ediyoruz efendim. Terk ediyoruz. 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 Terk
Olacağı buydu işte. Ay Allah, keşke biraz ısrar etseydiniz Halit Bey. Efendi, daha ne kadar ısrar edeceğim? Tabii efendim, haklısınız. Zorla güzellik olmaz. Ataklar düşman çatlar. daha konuşmaz, insan insana konuşur. İşte yani. Maçta sahayı terk eden takım, yarışmada yarışmayı bırakan takım, yarışmacı... Evet. Yenilir. Zaten yenik durumdalar. Evet. 15-0. Ve sevgili seyirciler, değerli konuklar, Aileler Yarışıyor programının ilk şampiyon ailesini tanıtmanın gururu içindeyim. Bravo. Bravo. Gidelim ve birer çay içelim. Olduğu gibi anlatacağım.